Merhabalar, Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel patik modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bu yeni bir çekimimiz olacak. Patik olarak ilk bu fikri abonelerimiz istemişti. Ayşe Hanım, lif ve patik çeker misiniz? Sizin anlatımınızdan çok iyi anlıyoruz diye. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın. Böyle patiğimiz sık iğneden oluşuyor buralar arkadaşlar. Buralarda sadece trabzandan çok kolay sabah başla akşama misafirliğe giy patiği diyelim. Böyle küçük bir fiyonkumuz var ve incilerle de süsledik. Şimdi böyle ören bayan dora ipimiz var arkadaşlar. Kolor numarası da 014. 3 numarada tığ kullanacağım. Biraz kalın kullanıyorum ben. Böyle çok sıkı olmasını istemiyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. 28 tane zincirbaş çekerek başlayacağım. Şimdi bir tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Şimdi bu 3 tanesini kenarda yukarı çıkmak için kullanacağız. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar. 4.'ye batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Hemen ikinci ilmeklerime batarak bir kere başına alarak buralara trabzan yapıyorum. 3 zincirimi de saydım. 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi buraya 25 tane trabzan yapacağız. Bu arkadaşlar 37 numara ayaklar için. 38'ler bir tane daha artırsın. Ben kendi ayağıma göre yaptım. Yaparken de şimdi bazen ipler kalın, bazen de ince oluyor. Ben izleyip bazen internetten yaptığım zaman küçük oluyor arkadaşlar. Ben kendi ayağıma göre birkaç kere giyip kendi ayağıma göre ayarlıyorum boyunu. Bu şekilde arkadaşlar bütün ilmeklerimize batarak 25 tane trabzan yaparak başa geliyoruz. Arkadaşlar 25 tane yaptım. Burada baştaki zinciri de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekip dönüyorum. Başını aldım arkadaşlar. Hemen buradakine değil arkadaşlar. Arkadaki ilmeklere batacağız. Ama hemen zincirimin dibindekine değil, hemen önündekine, arkadan ilmeğin birine batıyoruz. Birine batıp trabzanımı yapıyorum. Tekrar arkadan bir tanesine batıyorum. Başını alıyorum. Arkadan trabzanın bir tanesini. Buradan tam zincirin dibine batarsak artmış olur arkadaşlar. Bu şekilde başa çıkıyoruz. Sadece bir tanesini alıyoruz.
Bu şekilde başa gelelim arkadaşlar. Son sıramıza geldim arkadaşlar. Tekrar başını alıyorum. Buradaki zincirimizin içine arkadaşlar. Tepesine batarak. Şimdi arkadan alıyorduk ya ilmekleri. Şimdi son sıramızda zincirimize batıyoruz. Son sıramda zincire batıp trabzanımı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. 25 taneyi her sırada muhafaza edelim. Artırıp eksiltmeyelim arkadaşlar. Şimdi başını aldım arkadaşlar. Direkt buradan batmıyoruz. 2 tanesine yani batmıyoruz bu şekilde. Baştaki zincirin dibindekini bırakıyorum. Şöyle göstereyim. Buna batmıyorum. Hemen yanındakine batarak trabzanımı yapıyorum. Arkadan ilmeklerimin bir tanesine batarak trabzanlarımı yaparak başa geliyoruz. Bu şekilde yapıp arkadaşlar 15 sıra yapacağız. 1, 2 böyle sayıp 15 sıra yapıp tamamlayalım. Sonra diğer kısımlarına geçelim. Arkadaşlar 15 sıra yapıp tamamladım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra bu şekilde trabzanlarımızı yapıp bitirdim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekip başına aldım. Hemen zincirin dibindekine değil, hemen yanındaki ilmeğime batıp trabzan yapıyorum. Buraya 17 tane bu şekilde trabzan yapacağız ve zincirimizi de sayıyoruz arkadaşlar. 2 3. trabzanımı yapıyorum. 3 1 2 3 4 5.'yi yapıyoruz. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, 16 17 17 17 tane yapacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bir tane daha yapacağız. 17 olacak. 17'ye tamamladık trabzanlarımızı. Şimdi başını almıyorum arkadaşlar. Tekrar arkadan ilmeklerime batarak başını almadan buraya 8 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8.'yi tekrardan zincirime batıyorum. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar başını almadan buradaki en baştakini artık batıyoruz arkadaşlar. Bu kenarda batmıyorduk. Artmasın diye, burada eksilmesin diye batarak en baştaki ilmeğimin bir tanesine batarak tekrar sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi hemen başını alıyorum. 8 tane
Sık iğnemizi yaptıktan sonra başını alıp tekrar hemen önümüzdeki trabzan ilmeğime batıp trabzanımı yapıyorum. 1. Tekrar 17 tane yapıp başa geliyorum. 17 tane yapıp başa gelelim arkadaşlar. Başa geldim arkadaşlar. Tekrardan 2-3 tane zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Hemen baştakine değil ikinciye batarak bir sıra daha yapalım böyle. 1-3 zincir de sayıyorum. 3 tane trabzanımız oldu. Bir kere daha başa geçelim. Sonra sayılarını verip aynı şekilde öreceğiz. Dört, altı tane yaptık. 7, 8, 9, 10. 13, 15, 16 ve 17. 17 tane yaptıktan sonra bu şekilde 17 tane yaptım. Tekrar başını almıyorum artık. Hemen aşağıdaki ilmeğimi batarak sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Arkadaşlar burada tek çektiğimiz zincire batarak 8.yi buraya yapıyorum. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum ve dönüş yapıyorum. Şimdi tekrar en baştaki normalde diğerlerine batmıyoruz. Burada batarak en baştakine batıp sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. yapıyorum. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra başını alıyorum. Hemen ilmeğime batıp trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi sayılarını da vereyim. Bu şekilde lastik arkadaşlar 16 tane lastiğimiz olacak. Yani şurasını göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane sık iğnemiz olacak. Yani 32 sıra bu şekilde örüp bu tarafa geleceğiz arkadaşlar. Sonra tekrardan trabzanlarını size göstereceğim. Bu şekilde 32 sıra örelim. 16 tane de bu şekilde sık iğnemiz olacak. Sık iğnelerimizi yapıp trabzanımızı yapıp bitirelim. 32 sırayı tamamlayıp sonra diğer kısımlarına geçelim. Arkadaşlar 32 sırayı yapıp tamamladım. Buradan buraya kadar 15 sıra örmüştük. Şimdi sayalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
20'yi de arkadaşlar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 sıra yaptık. Buradakiler de arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane sık iğnemiz oldu burada. Şöyle de sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 sırayı yapıp tamamladık. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bir, iki, üç, dört tane, üç tane zincir çekiyorum buraya. Üç tane zincirden sonra başını alıyorum. En baştaki zincirimin dibindekine değil, hemen yanındakine arkadan ilmeğimi batarak aynı şekilde devam ediyorum. Zinciri de sayıyorum. 3 tane trabzan yaptık. 4 5 8'i yapıyorum. 9 Şimdi 17 tane trabzanımızı yaptık. Burada yaptığımız 8 tane de sık iğnemiz vardı arkadaşlar. Onlara da arkadan batarak tekrardan trabzan yapıyoruz. Artık sık iğne işimiz bitti. Arkadan ilmeklerime batarak trabzanlarımı yapıyorum. Ve son olarak da zincirime batarak şöyle düzeltiyorum. Son olarak çektiğimiz bir tane zincire batarak son trabzanımı yaptım. Şimdi burada 17 tane trabzan yapmıştık. 8 daha yaptık. 25 tane trabzanımız olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi trabzanlarımızı sayalım. Buradaki zinciri de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane trabzanımız var. Şimdi patiğimi döndürüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar başını aldım. Şimdi tekrar baştakini artık batmıyoruz. Hemen yanındakine batıp tekrardan trabzan yapıyorum. Bütün ilmeklerimi arka yüzünden batarak her trabzanın başına bir tane trabzan yapıyorum. Artık sık iğnemiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde 15 sıra yapıp
Burasını da arkadaşlar bu şekilde buraya kadar 15 tane bu tarafını yapmıştık. Şimdi sık iğneden sonra 15 sıra, 1 ikinci sıradayız biz şimdi. 15 sıraya tamamlayıp sonra üst kısmına, bant kısmına ve dikişine geçelim. Arkadaşlar patiğimi yapıp bitirdim. 15 sıra örüp aynı buradaki olduğu gibi tamamladım. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'e tamamladık arkadaşlar. Burası düz yüz olacak. Böyle ikiye katlıyorum. Şimdi dikim aşamasını yapacağız. Şöyle buradan lastikleri de üzerine getiriyorum. Hemen köşeden başlıyorum dikmeye. Böyle bir tane büyük iğnem var arkadaşlar. Böyle aşırma aşırma dikeceğim arkadaşlar. Daha şey olsun diye ilmeklerden alıyorum. İpimi de ilmeklerimden geçerek daha yumuşak ve ayağı rahatsız etmesin diye ilmeklerden alarak dikiyorum. Çok ipimi çekerek çok fazla oturtmuyorum. Bir büzüklük elde etmeyelim diye. Bunlar da üzerine dikelim. Şimdi tabanına geliyoruz arkadaşlar. Tabanını birazcık böyle içeriden dikeceğim ki arkadaşlar oval bir şey olsun ki ayağımızda sivri şekilde durmasın. Şimdi burayı bu şekilde alıyorum. Tekrar geriden batıp oval olmasını sağlamak için bu şekilde diktik. Bu şekilde arkadaşlar buradaki ilmeklerden alarak başa kadar bu şekilde dikeceğiz. Tekrar uç kısımda birazcık daha en uç kısımda ovallik vereceğim. Orayı göstereceğim. Bu şekilde dikip başa gelelim. Arkadaşlar burun kısmına geldim. Küçük bir mesafem kaldı. Bunu buradan birazcık ileriden dikiyorum. Hafifçe. Tekrar geriden alıyorum. Şimdi ipimi birkaç yere geçirip keseceğim. Birkaç kere daha geçirelim. İplerimizin içinden ipimi keseyim. Şimdi patiğimi döndürüyorum. Düz yüzünü. Burada bir sivrilik oluşmadı arkadaşlar. Bu şekilde diktiğimiz için. Şimdi kenarındaki bant kısmımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar bandımızı yapacağız. Buradan buraya bu taraftan başlamıştık. Şimdi bunu da bu yanına koyuyoruz. Buradan başlayıp bu tarafa doğru geleceğiz. Şimdi şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.
Şu son ikisine yapacağız arkadaşlar. 4'ünle 5'e bu taraftan o tarafa başlayacağımız için buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 4'üncüden batarak buraya zincirle beraber 6 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Buraya modelimi sabitledim. İp tığımız zincir çekip sabitledim. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başına alıyorum bir kere. Hemen aynı bir, iki de çıkıyorum arkadaşlar. Trabzan yapıyorum. Buraya 6 tane trabzan yapacağız bu şekilde. Kenarlarına batarak bir, iki, üç, dört tane trabzanımız oldu. Zinciri de sayıyoruz. Ve son beşinciyi yapıyorum. Bu şekilde bandımızı da tutturdum arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir, iki, üç zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Buradaki baştakini arkadaşlar. Baştakini değil, ikinciye batıyoruz. Zincirimizi de sayıyoruz çünkü iki tane burada trabzanımız olmuş oldu. 3 4 5 ve tekrardan trabzanımı zincirime batarak trabzanımı yapıyorum. 6 tane oldu. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Arkadan almıyoruz arkadaşlar. Normal buraya batmıyorum, ikinciye. Normal sık iğne gibi batarak yapıyorum. Buraya bu şekilde 12 tane trabzan yapıp bunu yükselteceğim arkadaşlar. Benim ayağım 12 tane denk geldi. Siz ayağınıza göre ölçün. Daha küçük veya daha sayılarını artırabilirsiniz. 12, 13 veya 14 de olabilir. Şimdi ben bunu yapıp tamamlayayım. Arkadaşlar bant kısmını yapıp tamamladım. 12 sıra yaparak trabzanlarımı 12 sıra yapıp tamamladım. Şimdi ben burasını dikeceğim. İsterseniz tığla da buraya ekleyebilirsiniz. Daha yumuşak olsun diye, ayağı rahatsız etmesin diye dikip şöyle yapalım. Bu taraftan dikeceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Şu ikisine dikeceğiz. Şimdi iğnemi alıyorum. Patiğimi ters çevirdim arkadaşlar. Burayı unutmayın. Patiğimi ters çevirerek tekrar ilmeklerden alarak bu şekilde içine de geçirip kesiyorum. Şimdi tekrar düz yüzünü döndürüyorum. Şimdi kurdalesini yapalım arkadaşlar. Şimdi patiğimizin fiyonkunu yapmaya başlayalım. Bunu sihirli halkayla başlayacağız. Şimdi ipimi elim alıyorum. Böyle parmağıma doluyorum. Buradan ek yerini tutuyorum arkadaşlar. Şöyle sihirli halka yapıyoruz. İlmeğimin içine batıp buraya bir tane ilmek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 7 tane buraya zincir çektim. 1, 2, 3. 3 tane başına doladım. Biraz daha küçültelim ki daha rahat olsun. Şimdi halkamın içine battım. 1 ilmek çıkıyorum. Sonra 2. Sonra tekrar 1 ilmek çıkıyorum. Sonra 2. Tekrar 1 ilmek çıkıyorum. 2, 2. Bir tane zincir çektim. Tekrar 3 kere başına doluyorum. Tekrar halkama battım. 1 ilmek çıkıyorum. 2 ilmeğimi birden çıkıyorum. 1 ilmek çıkıyorum. 2 çıkıyorum. Tekrar 1 ilmek çıkıp 2, 2 tamamlıyorum. Şimdi tekrar bir tane zincir çektim. 3 tane başına doladım. Tekrar aşağı batıyorum. 1 çıkıyorum. 2 çıkıyorum. Tekrar 1 çıkıyorum. 2 çıkıyorum. 1, 2, 2. Böyle 5 tane yapacağız arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. 3 kere doladım. Aşağı. 1, 2, 1, 2. Bir çıktım, 2, 1, 2, 1, 2 ve 2. Bir zincir çektim, 3 kere yaptık, 4 tane oldu. Şimdi 5.'yi yapıyorum. 1 çıkıyorum, 2, 1, 2, 1, 2 ve 2. Bu şekilde kurdalenimiz de olmaya başladı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Aşağıya halkama battım. Bir kenarı olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer kenarını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tekrardan zincir çektim. Tekrar 3 tane başını alıyorum. Batıp buraya 1 çıktım, 2 çıkıyorum. Bir, iki, bir arkadaşlar, tekrar 2, 1 çıktım, 2 ve 2. Tekrar başına bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 kere doluyup burayı da arkadaşlar 5 tane yapıp aynı şekilde diğer taraf gibi yapıp tamamlayacağım. 2 ve 2. Burayı da aynı bu şekilde yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Buraya kadar doldurayım. Sonra son kısımda görüşmek üzere diyelim. 5 tane de buraya dolup 7 tane zincir çekip aşağı indik arkadaşlar. Şimdi seyirli halkamı çekip modelimi tamamen büzüştürüyorum. Bu şekilde. Bu aşağıda dursun, sonra bunu bağlayacağız son kısımda arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar buradaki zincirimizin kenarlarına batarak sık iğne yapacağız. Bütün bu kenarlarını sık iğne yaparak bu şekilde sık iğne ile dolduracağız. Atlamadan bütün hepsine batarak sık iğne yapıyorum.
Bu şekilde arkadaşlar sık iğne yapıp bunu da yapıp tamamen buraya geleceğiz. Şimdi bütün sık iğnelerinizi yapıp tamamlayalım. Bütün sık iğnelerimi yapıp arkadaşlar kenarıma geldim. Şimdi ipimi kesiyorum. Birazcık uzun kestim. Bu iple de dikeceğiz arkadaşlar. O yüzden birazcık uzun kesin. Buradan da çıkardım. Şimdi tamamen çekip ortasını küçültüyorum. Şimdi iğnemi takalım. Arkadaşlar bu incilerden kullanacağız. Önlerine de bundan bir tane de yanına kullanacağım. Ben bunlardan. Şimdi bir tane incimi alıyorum. Şöyle. De geçirdim. Tam ortaya gelecek şekilde. Bunu buradan getiriyorum. Bu arkadan. Alt ipimle beraber bunu bağlıyorum. Sıkı bir şekilde bağlıyorum. Bu şekilde. Buraya 2-3 kere daha düğüm atacağım. Şimdi bunu fazlalığını kesiyorum. Fiyonkumuz bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu dikelim. Şimdi patiğimizi aldık. Tam üzerine dikeceğiz. Şöyle getiriyorum. Birkaç yerinden geçirip arkadaşlar modelimi tutturdum. İpimi de birkaç kere geçiriyorum. Ve kesiyorum. Fiyonkumuz da bitmiş oldu. Şimdi incilerimizi dikelim. Şimdi incilerimizi dikmeye başlayacağız arkadaşlar. Hemen buradaki boşluğa değil, iki şeyin arasındaki sık iğnelerimizin arasındaki yerlerimize dikeceğiz şu boşlukları. Şimdi hemen iğnemi ben bir tane düğüm attım. Şöyle hemen buradan çıkarıyorum. Şimdi incimi takıyorum. Aynı yerden batıyorum ki biri aşağıda biri yukarıda olmasın. Hemen karşıdaki boş yerden çıkarıyorum iğnemi. Hemen trabzanın bitiminden. Tekrar hemen iğneme incimi takıyorum. Diğerini dikerken bunu da takmış olduk. Şimdi tekrar buradan tam karşıdan tekrardan çıkıyorum. Tekrar incimi takıyorum. Hemen buradan batıyorum, karşıdan çıkıyorum ve incimi takıyorum. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Tekrar karşıdan trabzanın bitiminden aradaki boşluklara dikiyoruz.
Tekrar hemen bitişten karşıya geçiyorum. Bu şekilde dikip tamamlayacağım arkadaşlar. Son 4 tane mi 5 tane buraya kadar tamamlayayım. Sonra son halini göstermek üzere bitirelim. 14 tane incimi diktim arkadaşlar. Hemen arkasından ipimi geçiriyorum. Ve kesiyorum ipimi. Arkadaşlar benim patiklerim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.